Önerge üzerinde söz isteyen Bursa Milletvekili Aykan Erdemir. Buyurun Sayın Erdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Başbakan Sayın Erdoğan, Finlandiya ziyareti sırasında Angry Birds, kızgın kuşlar oyununu uygulamasını üreten Rovio adlı şirketin yöneticisi Mikael Hede, bu kuş neden kızgın diye sormuş. Türkiye'de ne zaman evleneceğimize, kaç çocuk yapacağımıza, ne yiyip ne içeceğimize, hangi müziği dinleyip hangi diziyi seyredeceğimize karışan Sayın Erdoğan'ın Finlandiya'da bilgisayar oyunlarına karışması şaşırtıcı değildir. Erdoğan'ı kızdıran kuşun izini sürdük. Eşgalini belirledik. Bu kuş neden kızgın diye soran başbakanımızın merakını gidermeyi bir milli görev olarak görmekteyiz. İşte kızgın kuş. Bu kuş neden kızgın? Araştırdık, yanıtını bulduk, milletimizle paylaşacağız. Bakın bu kuş neden kızgın? Finlandiya'nın nüfusu 5,5 milyon. Dünyanın en büyük 112. ülkesi. Türkiye'nin nüfusu 76 milyon. Dünyanın en büyük 18. ülkesi. Peki uluslararası patent başvurularına bakalım. Finlandiya 2010 yılında 2138 uluslararası patent başvurusunda bulunmuş. Türkiye ise yalnızca 480. Yani Türkiye Finlandiya nüfusunun 5 katı, 3 çocuk, 5 çocuk, 7 çocuk yapalım nüfusunun 5 katı. Ama ne yazık ki patent söz konusu olduğunda, bilim söz konusu olduğunda, teknoloji söz konusu olduğunda Finlandiya Türkiye'nin 14 katı. Ya bu kuş kızgın olmasın da ne yapsın değerli milletvekilleri? Bu kuş kızgın. Yine sorduk bu kuş niye kızgın diye. Ekonomist dergisi Demokrasi Endeksinde Finlandiya 9. sırada, Türkiye 88. sırada. Freedom House'un internet özgürlüğü raporunda Finlandiya tamamen özgür, Türkiye yarı özgür. Sanır tanımayan gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Finlandiya dünya birincisi, Türkiye 154. sırada, dünya sonuncusu. Maalesef bu kuş kızgın. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişmişlik Endeksinde Finlandiya 21. Türkiye 90. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu raporunda Finlandiya dünya ikincisi, Türkiye 120. Kişi başına gelirde Finlandiya 13. Türkiye 62. İnsan Sermayesi raporunda Finlandiya 2. Türkiye 60. İngiliz Yeterlilikte Finlandiya 7. Türkiye 41. Küresel Rekabet raporunda Finlandiya 3. Türkiye 43. Bu kuş kızgın. Bu kuş kızgın olmasın da ne yapsın? Bakalım Finlandiya'ya. Beşikten mezara sosyal devlet diyor. Okul öncesi eğitimden üniversiteye parasız eğitim diyor. 2003 yılında 3 öğrenci Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nden mezun oluyor. Bir oyun tasarlıyorlar. 2005 yılında bir yatırım meleği ellerinden tutuyor. 2011 yılında risk sermayedarları yatırım yapıyor ve bu kızgın kuş karşımıza çıkıyor. Bu kızgın kuşu bugün 2 milyar insan kullanıyor. 650 çalışan bu kızgın kuşu üretiyor. 150 milyon avro yılda gelir elde ediyor. Peki bizde kızgın kuşu tasarlayacak gençler, biz de parasız eğitim istiyoruz Finlandiya gibi diyen gençler ne oluyor? Hapse tıkıyoruz ve kuşu kızdırıyoruz arkadaşlar. Kuş kızgın. Türkiye okur yazar değil, aktif okur yazar değil. Kuş kızgın. Türkiye bilişim okur yazarı değil. Kuş kızgın. Türkiye finans okur yazarı değil. Kuş kızgın. Türkiye medya okur yazarı değil. Bu kuş kızgın olmasında ne yapsın? Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın finansal okur yazarlık testini bugün 18 ülke yapıyor. Türkiye nedense bu adımı atamıyor. Bu testin maliyeti 40 bin avro. 40 bin avro için Türkiye'yi düşük iç tasarrufa, finansal okur yazar olmayan bir topluma, cari açığa mahkum ediyoruz. Yalnızca 40 bin avro için Türkiye'nin ekonomik geleceğini çöpe atıyoruz. Ben isterdim ki Sayın Başbakan öğrenci evlerine kızlı erkekli meseleleri konuşmasın. Sayın Başbakan orta gelir tuzağını konuşsun.
düşük iç tasarrufu konuşsun, kadın istihdamını konuşsun, finansal okuryazarlığı konuşsun, yatırım meleklerini konuşsun, risk sermayesini konuşsun, cari açığı konuşsun, bilişim okuryazarlığını konuşsun. Konuşmamız gereken pek çok konu var ama konuşmamız gereken konu bugün bu kuşun neden kızgın olduğu. Bu kuş Sayın Başbakan'a kızgın. Teşekkür ederim Sayın Milletvekili.